Herkese selam. Ben Zeynep Sankılıç. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bayağıdır ayrı kaldık ya. Ben çok özlemişim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir diyerek bu konuyu geçiyorum. Benim hatam. Asla şey demek istemiyorum bu konuda. Bugün ne için karşınızdayım? Bugün şal bağlama videosuyla karşınızdayım. Instagram takipçilerim bilir. Onlar çok konuşuyoruz bu konuda. Antin Kuntin şal bağlama modelleri öğrenip size göstermek istiyorum. Bu da böyle bayağı Antin Kuntin bir şal bağlama modeli diye düşünüyorum. Bu şekilde böyle yandan, önden, kenardan artık her yerden bone gibi duran ama aslında bone olmayan kendi kendimize yaptığımız şalla biraz fake atıyorum herhalde neyse. Benim genelde size gösterdiğim modeller biraz daha böyle penye şallarla, pamuk şallar olabilen modellerdi. Hani daha böyle gündelik hayata uygun. Ama bu model biraz daha böyle şık durabilecek. Hatta özel günlerinizde çok rahat kullanabileceğiniz esen şallar çok güzel durabilen bir model. İnşallah beğenirsiniz diye umuyorum. Size başka videolar da gelecek. Flör bağlama, şal üzerine şapka bağlama. Bir model daha var. Bu simit mi, gül mü artık herkes başka bir şey söylüyor. Buraya böyle sarıyoruz. O da bone tarzında duruyor. O bağlama. Bunların hepsinin videosu sırayla gelecek. Ama bu videoyu inşallah bir asabilirsem. Umarım atmışımdır. Ben bu modeli çok beğeniyorum. Desen şallar çok güzel duruyor. Gündelik hayatta da çok güzel kullanabileceğiz. Daha farklı bir model. Biz ne diyoruz? Daha biraz daha farklı modeller keşfedelim. Sürekli olarak aynı modeli yapmayalım. Çünkü sürekli aynı modeli yaptığımızda yani insan sıkılıyor. Şahsen ben sıkılıyorum. Ben böyle biraz değişkenlik seven bir insanım. O yüzden farklı farklı modeller keşfetmeye çalışıyorum. Keşfettiğim her modeli size göstermeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizin için yararlı bir video olur. Niyetim isteğim o yönde. Şu şekilde. O zaman ne yapalım? Şal bağlamaya geçelim. Evet, tekrar geldim. Şimdi şalımızı şu şekilde bir kısmını katlıyoruz. Katladıktan sonra klasik başımıza geçiyoruz. İçine de saçımızı ensemize yakın bağlıyoruz. Bir topuz tokası takıyoruz. Üstüne herhangi bir yemeni, herhangi bir flör sarmanıza gerek yok. Çünkü topuzu büyütüyor ve topuz zaten büyük durunca bone modeli olduğu için kötü duruyor. O yüzden sadece topuz tokası yeterli. Saçınızın üstüne topuz tokası, üstüne bir bone, bitti. Sonrasında şalı dediğim gibi şu şekilde birazcık katlayıp başımıza geçirdikten sonra bu şekilde yapıştırıp kafamızın üstüne alıyoruz. Sonrasında şöyle bunu çapraz bir şekilde arkadan geçirerek önüme getiriyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi önüme getirdim. Bundan sonra ne yapıyoruz? Burası böyle dursun, bir problem yok. Soldan sağdan fark etmez. Ben birazdan soldan başlıyorum. Kafamızın üstünde sadece şu şekilde bir düzlük olacak. İçerideki böyle fazlalıkları, şu katların hepsini bu şekilde içine alıyoruz. Sonrasında şöyle sanki ince bir bandanaya çeviriyoruz şalı. Yani sanki ince bir bandana olmuş gibi. Bunu bu şekilde şuradan da sıkarak bakıyorum ki şal kaymasın. Bunu bandana şekline getiriyoruz ya. Sonrasında kafamızın üstünden şöyle atıyoruz. Attıktan sonra bu burada bir süre kalsın, bunun işimiz yok. Burada bunu sıkı tutmamız gerekiyor çünkü çok kayıyor. Yani bu maalesef. Sonrasında aynı işlemi sol tarafa yapıyoruz. Tüm katları içine alıyoruz. Şu şekilde tüm katlar, her şey içinde olacak. Yani arkadan düz görünecek şekilde. Katları içine alıyoruz. Bir böyle ince bir bandanamış gibi şöyle yapıyoruz. Bunu da buradan atıyoruz. Attıktan sonra bakın sağ ve sol bunu da alıyorum. Sıkı bir şekilde üstte tutuyorum. Bir soldan, bir de sağdan. İkisi de şu an kafamın üstünde duruyor. Gördüğünüz gibi bakın. Arkası böyle, sağı böyle. İki ucunu da kafamın üstüne aldıktan sonra bunları, bu işlem çok önemli, buraya dikkat edin. Önümde şuya birbirinden geçiriyorum. Bakın bir kere geçirdim. Şal şu, gördüğünüz gibi bir kere geçirdim. Ondan sonra bir kere daha geçiriyorum. Sanki düğüm gibi, yani birbirine doluyormuşum gibi. Geçirdikten sonra böyle yapıyorum. Bakın ya burada sanki bir düğüm varmış gibi duracak. Geçirdikten sonra şu sol taraftaki katımı sağ, sağ taraftaki katımı sola alıyorum. Bunları kafamın arkasına alıyorum. Ve buradan bağlıyorum. Sıkı bir şekilde bağlıyorum. Önemli olan sadece bizim istediğimiz önde şuradaki böyle bir düğüm duruşu gibi. Yani hani bonelerin de böyle genelde burası da böyle bir duruş olur ya. Yani şuradaki bu kaba duruş, kaba da demeyelim de daha farklı bir duruş oluyor. Bu iki tane kalıyor. Bunları ne yapıyoruz? Bizim klasik. Oraya buraya sıkıştırıyoruz. Nerede boşluk gördünüz? Nerede bir kat izi gördünüz? Bakın buradan alın bunu. Zaten burada bayağı bir kat var. Bakın şurada. Bir kat izi var. Bu şalı böyle alıyorum. Şu dolayarak bu kat izin içine sıkıştırıyorum. Bunu da aynı şekilde sıkıştırıyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yapması hem çok basit olan hem de bana göre gerçekten güzel duran bir model. Bu şekilde şöyle yandan normal bone duruşu
Bizim istediğimiz şu öndeki bakın şu kısım var ya, burada bir düğüm varmış gibi durmak. Olay budur, bu kadar. Sadece gördüğünüz gibi kafama şalı geçiriyorum. İnce bir kat yapıp geçiriyorum. Arkadan çapraz bir şekilde önüme geçiriyorum. Bir sağdan bir soldan bandana gibi ince uçlarını alıp buradan birbirinden şu iki kere doluyorum. Doğduktan sonra tekrar indiriyorum. Aşağıdan bağlıyorum. Bağladıktan sonra da buralara sıkıştırıyorum. Şöyle bir durum var. Birazcık duyma yetimiz kayboluyor. Belki şu an bağırıyor bile olabilir. Niye? Çünkü biraz burayı fazla sarıyor. Çok rahatsız edici bir durum değil. Ama benim şu an taktığım şal biraz kalın bir şal. Kalın bir şal olduğu için biraz daha dediğim gibi burası daha kalın ve daha büyük duruyor. Şimdi size daha ince bir şalla bunun yapılışını göstereceğim. Daha ince şallarda burası yani. Şuradaki yaptığımız düğüm bu kadar büyük durmuyor. Ve biraz daha duyma yetimizi daha net alabiliyoruz. Daha fazla kazanabiliyoruz. Şimdi bir de ince şalla yapayım ve tekrarlayalım. Biraz önce gösterdiğim şal çok kalın bir şal. O yüzden bu kısmı biraz daha büyük duruyor. Şimdi daha ince bir şalla yapacağım. Hani derseniz ki ya onun duruşu bana uymuyor. Önü benim için çok kalın duruyor derseniz daha ince bir şala nasıl durduğunu göstereceğim. Ki ince şallarla yani kabuk şalarla yapabilirsiniz. Desen şallarla yapabilirsiniz. Onun dışında penye şalı çok uygun bulmuyorum bence bu modeli. Çünkü o kadar güzel duracağını düşünmüyorum. Ama bu tarz böyle daha ince, twin mi deniyor ismini bilmiyorum. Caz şallar da olur mesela. Yaz şallarıyla, İlmen'in yeni model şalları da çok güzel. Onların hepsiyle olur. Tekrar başlayalım. Aynı işlem. Şu şekilde çok ufak bir kat bırakıp kafama geçirdim. Şimdi arkadan birbirinden çapraz bir şekilde geçiştirerek önüme getireceğim. Bakın önüme getirdim. Ne yapıyorum bundan sonra? Şu şekilde dediğim gibi önden yani yukarıdan daha düz durmasını istiyoruz biz şu an. Daha düz durmasını istediğimiz için. Şöyle katlarını, şunları, bunları hepsini iç kısımda tutuyoruz. Yani arka taraftan kafamızın üstüne geçeceğimiz kısmın düz olmasını istiyoruz. Burası çok önemli. Sonrasında bunları önümüze geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. Bunu ince bir bandana yaptım. Bunu kafamın üstünden geçiriyorum. Burada bırakıyorum. Düz olduğu için bakın yaptığımız model pek gözükmeyecek. Ama en azından ince şalda nasıl durduğunu görmenizi istedim. Bunu da buradan yine aynı şekilde katları şunları hepsini içine alıyorum. İnce bir şekilde önüme getiriyorum. Sonrasında bu ikisini şöyle önümde tutuyorum. Tuttuktan sonra bunları birbirinden şu şekilde çapraz bir şekilde geçiştirip yani birbirine sanki bakın bağladım. Yani de önden bağladıktan sonra bakın iki kısım kaldı. Bunlar aslında böyle durabiliyor çok bir şey ama şey gibi duruyor. Yemeni bağlamışım böyle. Bunları da böyle küçük 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 doluyup aralara sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bence yaptığımız o klasik böyle boni modellerinden ziyade bence çok farklı ve güzel bir duruş var. Kısa da farklı bir model göstermek istedim. Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz, hatta özel günlerde böyle kullanabileceğimiz, daha böyle şık şallarla da yapabiliriz bunları. Hani ben biraz da kullandığım şallar, birisi daha desenli bir şal. Desenli şalda çünkü model daha çok ortaya çıkıyor. Düz şalda evet model çok güzel duruyor ama biraz daha yaptığımız şu durum yani şuradaki o düğüm muhabbeti aşırı gözükmüyor ama yine de çok güzel olduğunu ben düşünüyorum. Bu ne gibi? Kafamıza bir bone geçirmişiz gibi aslında bir bone değil. Niye? Çünkü biz kendimiz yapıyoruz. Aramızda kalsın. Şimdi size söylemeyebilirim. Ya işte böyle taktikler buluyoruz ya lütfen. Sürekli olarak aynı modeli yapmak şahsen benim çok hoşuma gitmiyor. Ben dediğim gibi size değişik seven bir insan olduğum için farklı farklı yapıp kendimi daha iyi hissediyorum. Sizin de daha iyi hissetmenizi istiyorum açıkçası. Bu arada çok hızlı konuştuysam aşağıda böyle yavaşlatma turu gibi bir şey olması lazım. Yavaşlatabilirsin. Modelin dışında birçok şal bağlama videom var kanalımda. Bunların linklerini şuraya bir yere muhtemelen koyacağım. Onları da oradan ulaşabilirsiniz. Sizi çok ama çok fazla öpüyorum. Umarım ki sizin için kullanışlı ve güzel bir video olmuştur. Umarım anlamışsınızdır ve güzel bir şekilde yaparsınız. Bana yaptığınız şal modellerini gönderin. Ben çok mutlu oluyorum. Zaten Instagram'dan sürekli olarak konuşuyoruz. Bunun da farkındayım. Çok da hoşuma gidiyor bu durum. Bana daha farklı bak işte aslında şöyle videolar da yapabilirsin. Şu modeli de yapabilirsin. Aslında şöyle bir model yapabiliriz gibi yeni video konuları ya da yeni şal bağlama modelleri söylerseniz beraber çok güzel videolar hazırlayabileceğimizi düşünüyorum. Sizi çok ama çok öpüyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kesinlikle yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.